Selamun aleyküm ağalar. İyisinizdir inşallah. Keyifler yerindedir. Arkadaşlarla vedalaşıyoruz. Gebelerle vedalaşıyoruz. Kesimliklerle vedalaşıyoruz. Hayvan sayısı azalınca da besicinin bir morali bozulur. Elimizde kalanlarla idare edeceğiz. Ağalar, bugünkü konum benim. Kısa bir değineceğim. Arkadaşlar sürekli diyor ki yem fiyatları düşerse besici rahat eder. Yem fiyatları düşerse, süt yemi fiyatları düşerse sütçü rahat eder. Dolar düşer mi diyorum? Düşmez. Yem fiyatının aniden düşmesi için çiftçinin bayağı bir zarar etmesi lazım. Adam şunun torbasına 300 TL para veriyor. Şunun torbası 300, 320 artık neyse fark etmez. Adam fabrika demiş ki, fabrika şuraya bir kağıt koymuş. Fabrika şuraya bir kağıt koymuş. Şunun içindekiler de demiş, yazmış. Mısır demiş, arpa demiş, buğday demiş. Kanola küspesi, buğday kepeği, melas, ayçiçek tohum küspesi, mısır kepeği, kalsiyum, karbonat, tuz, vitamin, mineral. Bunun içinde arpa var. Bunun içinde buğday var. Bunun içinde, şunun içinde mısır var. Protein olarak ayçiçeği küspesi, kanola küspesi, soya küspesi, bunlar var. Yemi düşürmesi için çiftçinin sattığı ürünlerin bayağı bir düşmesi lazım. Çiftçilik de yapan adam diyor ki yem fiyatı düşsün. Abicim, kendinle çalışıyorsun. Yemi sen düşerse senin elindeki malın fiyatı da düşecek. Arpanın fiyatı düşecek, buğdayın fiyatı düşecek. Sen nasıl bu yemin düşmesini istiyorsun? O zaman sen çiftçilikten zarar edeceksin. Nasıl oluyor? Torbasını 300 TL'ye aldı. Şu yemin üstündeki kağıdı okumuyor. Ya bu yem Mars'tan mı geldi? Ya da Mars'ı demeyelim, şöyle sıralı gidelim. Merkür'den mi geldi? Venüs'ten mi geldi? Mars'tan mı geldi? Jüpiter'den mi geldi? Satürn'den mi geldi? Uranüs'ten mi geldi? Neptün'den mi geldi? Plüton'dan mı geldi? Yok. Bu yem senin benim ürettiğim arpa, mısır, buğday. Bunlar geldi, bunun içine girdi. E tamam, sen bunun düşmesini istiyorsun da. Senin arpan düşecek. Mısırın düşecek. Pamuk ekiyorsan pamuğun düşecek. Nasıl düşecek? Düşmez. Ağalar, yemin düşmesi için bir, doların düşmesi lazım. Aniden düşüşün gerçekleşmesi için. İki de bu çiftçilerin ektiği ürünlerin düşmesi lazım. Geçen sene dönümü, tarla, bu zımburaları söylüyorum. Tarla dönümü 400-500 lira arasında değişirken kira ücreti bir sezonluk. Şu an 1000-1500 TL arasında. 3 katı gitti. Düşer mi? Düşmez. Adam çünkü geçen sene 400 aldığı tarlayı bu sene 1200-1300 TL'ye kiraladı. Arpa mazot fiyatlarında çok bir oynaklık yok. Hemen hemen aynı. Geçen sene 25-26 idi. Bu sene 20. Çok bir oynaklık yok. Mazot zaten çok tarla ekinin maliyetini çok bindirmiyor. Gübre fiyatları geçen sene 13.000 TL idi. Üre gübre şimdi 11.000 TL. Çok bir oynaklık yok. Yani bunları tonaja vurduğun zaman çok bir oynaklık olmuyor. Aynı, hemen hemen aynı. Bunlar düşmüş ama kira fiyatları artmış. Hemen hemen aynı. Bunlar düşerse senin yemin düşer. Yok, bunlar düşmeyip sürekli üstüne koya koya giderse sen bu yem fiyatlarının düşmesini bekleme. Çünkü bunun içinde bizim ürettiğimiz ürünler var. Çiftçinin ürettiği ürünler. %80-85'i Türkiye'de üretiliyor. Bunların %10'luk kısmı, yani bu premixlermiş, vitaminlermiş, yabancı. O da kaliteli yem yapan firmalar söylüyorum. Merdiven altı Türkiye'de yapanlar demiyorum. Onlar Türkiye'de üretiliyor. Anca öyle. Yani %10'luk kısmı dışarıdan geliyor bunun. Bu yem fiyatları nasıl düşsün? Ben de hayret ediyorum. Dolar düşecek mi? Merkez Bankası 23 TL'ye revize etti dolar tahminini bu yıl için. Dolar düşmez. Şu depremin bize verdiği maliyet çok fazla. Aşı bayağı bir 100, 110 milyar dolardan bahsediyorlar.
Şimdi bazılar diyecek ya biz de 125 milyar TL topladık. Senin topladığın ne biliyor musun? Senin topladığın şu. Şu hayvanın 20'de birini sen topladın. Geri kalan 19'luk kısmı yok. Sadece kelleyi verdiler. Gövdesi sana girdi. 120 milyar dolar bir maliyet var, depremin maliyeti. Sıkıntılı durumdayız. Ülkecek sıkıntılı durumdayız. Çünkü ağır bir maliyet. 120 milyar dolar. Dolar çıkışımız çok fazla ülke dışına. Doların düşeceğini ben, dolar anca teknolojiyle düşer. Üretimle düşer. Teknolojinin üretimiyle düşer. Yani bu hayvandan üretimiyle değil. Teknolojinin üretimiyle dışarıdan dolar gelir sürekli ülkeye. Bu sefer bunların fiyatları ucuzlar. Ama görünen tabloya da siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Düşmez ağlar. Yem fiyatları da kolay kolay düşmez. Şöyle olur. 2018-2022 arasında besici can çekişti. Devran Dönüyor adlı videom var diye yavaş yavaş artık çiftçilikten besiciliğe doğru para girişi olmaya başlayacak. Artık besicilerin, bunu Kasım ayında atmıştım yanılmıyorsam o videoyu. Artık besicilerin rahat nefes alma seneleri geliyor demiştim. Bir baktığımız zaman da çiftçiler artık arka plana geçecek. Hayret ediyorum, fuarlara gidiyorum, videolar görüyorum, 10 milyon 15 milyon TL'ye traktör alınıyor. Herkes tabii ki de nasibinin ekmeğini yer. En boş, başı boş para çiftçilikte, besicilikte dolaşıyor. Söyledim ya, size bir rasyon kitlerler 20 bin TL. 20 tane hayvan alırsınız 20 bin TL. Adam bana rasyon yapacak diye sevinirsiniz, verirsiniz. Ot ilacı, mısıra atılan 100 TL'ye merdiven altında üretiliyor, 300 TL'ye gelip satılıyor. Çünkü karşındaki senin çiftçi, parası çok diye, param var diye düşünmüyor. Bu kaliteli mi değil mi, araştırma yok. Adam 50 yıllık bu mesleğin içinde, 50 yıllık hayvancılık yapıyor. Diyor ki bana yem fiyatları düşerse hayvancılar para kazanacak. Soruyorum, bu yemin üstünde bir kağıt var, senin çiftlikte de vardır. O kağıdın üzerinde ne yazıyor? İçindekiler diye bir yer var. Orayı bana okusana diyorum. Arpa diyor, buğday diyor, kendi de söylüyor. Diyorum bu nasıl düşecek? Yani 50 yıllık besici olan adam, arkadaşlar şunu kafanızdan çıkartın. Ya o adam 50 yıllık yaptı, zarar etti, çıktı. Ya ben girersem sıkıntı yaşar mıyım? 50 yıllık besici şu kağıdın üzerindeki yazanı okumazsa, 50 yıl kapısına şu yemi getirtirip şundan içinde ne var diye okumazsa, o adam ayakta kalabilir mi? Kalamaz. Ve sonra der ki yem fiyatlar düşerse biz para kazanırız. Ağlar, her batan da sadece bu ekonomik koşullardan batmıyor. Batanlar da, yani bilinçsizlikten batan da çok. Türkiye'de bir şeyin yükselip de kolay kolay ben düştüğünü hatırlamıyorum. Sadece bizim ürettiğimiz ürünler baskılanır. Üreticinin ürünleri baskılanır. Bitittirme noktasına gelinir. İşte bunların anneleri bitittirme noktasına geldi. Hayvan fiyatları uçtu. Danalara, kesimciler önüne geçti. Kesimcilerin de yatacak yeri yok. Ben boşuna demiyorum. Kesimciler zorladı. Fiyatı düşük gösterdiler. Kestiler o kadar. Kendileri 3-4 milyonluk, 5 milyonluk arabalara bindiler. Bu mesleği bitirdiler. Herkes kendini düşünüyor. Herkes benim cebime para girsin mantığı var bu mesleklerde. Ve danası da bitti, düvesi de bitti. Hepsinin eline sağlık. Bu filmde oynayıp da bu mesleği bitirenler hepsinin alnından öpüyorum diyeyim. Sonra işte neden yükseldi? Et neden yükseldi? Et kasapta 300 TL oldu. Şurada 500 TL oldu. Arkadaşlar senelerce de bas bas bağırdık. Mezmanelerde inek kesiliyor dendi. Çünkü bakılmadı. Annelerine bakılmadı. Yükseldi. Kesildi. Bunların anneanneleri kesildi. Babaanneleri kesildi. Teyzeleri kesildi. Kesildi. Sonra diyoruz ki kasapta et 300 oldu. Bir şap hastalığı çıkarttılar eti düşürmek için. O da ellerinde patlayacak. Daha iyi patlatacak o şap. Çünkü sürekli böyle eti düşürmek için oyun oynanır. Sonunda da
delik şu kadarsa, aha bu kadara çıkıyor delik. Yine dışarıdan ithal getirmeye çabalıyorlar. Taşıma suyuyla değirmen döner mi? Dönmez. Videomuz da buraya kadar dağılır. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Seviliyorsunuz, sayılıyorsunuz.